Öncelikle hepiniz bugün seminerimize katıldığınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de daha önce belirtildiği üzere ismim Rıdvan Karakuş ve bugün sizlere EDX RF cihazları ve laboratuvar uygulamaları konusu hakkında bir seminer vereceğim. Umarım hem sizler hem de bizler için faydalı ve sağlıklı bir eğitim olur. Buyurun başlayalım. Biraz sunum içeriğinden bahsedelim. Bugün neler yapacağız, neler anlatacağız? Bizim için özel noktalar neler? Onlardan biraz kısaca bahsedelim. EDX RF cihazları ve çalışma prensibi bizim öncelikli konumuz olacak. Devamında numune tipleri ve hazırlık uygulamalarından bahsedeceğiz. Ardından sizler için örnek teşkil etmesi ve biraz daha konuların oturması adına spektrum değerlendirmesi ve örnek uygulamalar üzerinden devam edeceğiz. Ardından artık mikrofonu sizlere bırakacağız. Sizleri dinliyor olacağım. Varsa aklınıza takılan sorular lütfen not alın. Devamında hiç çekinmeden bizlere ulaşın. Bizler de elimizden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışıyor olacağız. Sunumumuza başlamadan önce aslında EDX RF cihazlarının hangi uygulamalarda kullanıldığına biraz değinmek lazım. Maden, cevher gibi, çimento gibi ürünlerde PPM ve yüzde analizler yapabiliriz. Plastik, metal ve özellikle değerli metallerde PPM ve yüzde analizler kesinlikle yapabileceğimiz uygulamalar arasında. Bunlardan çok daha farklı olarak yakıt, yağ gibi petrol türevlerinde keza bu analizleri yürütüyor olacağız. Bunlardan yine çok farklı bir mecra, Rose teklifi kapsamında elektronik numuneler üzerinde yine bizatihi çalışabiliyor olacağız. Boya ve kimyasal ve bunlar gibi bizler için çok önemli olan bir sektör ilaç ve gıda tarafında yine PPM ve yüzde analizler yapıyor olacağız. Devamında bunlardan çok daha farklı olan kaplama kalınlığı ölçümlerinden de yine XRF cihazlarıyla faydalanıyor olacağız. Biraz daha ilerleyelim. ED-XRF spektrometresi dedik ama nedir bu ED-XRF spektrometresi? Enerji dağılımlı X ışın floresans spektroskopisi olarak literatürde yer alıyor. Adından da anlaşıldığı üzere bir X-ray tüpümüz var ve bu X-ray tüpü vasıtasıyla oluşturduğumuz X ışınlarını numune üzerine yönlendiriyoruz. Numune yüzeyindeki atomları uyardıktan sonra her atomun kendi karakteristik ışımalarını topluyor olacağız. Bu ışımalara da floresans enerjisi diyoruz. Bu floresans enerjisi her element için kendine has ve karakteristik özellikler taşıyor. Örneğin demirin çıktığı bir kanalda sodyumu biz göremiyoruz. Yani sodyum ve demir veya vanadyum her bir element kendine has enerji kanallarında bizlere cevap veriyor olacak. Dolayısıyla en sonunda aldığımız bu floresans enerjilerini dedektörde toplayıp artık bu elektronik sinyalleri işliyor ve spektrum haline dönüştürüyor olacağız. Uyarımımızı peki nasıl yapıyoruz? Evet, bir X-ray tüpümüz var. Bu X-ray tüpüyle uyarımlarımızı yapıyoruz ama içeride neler oluyor? Mikro düzeyde bakacak olursak X-ray tüpümüzden gelen X ışınları uyarımı diğer spektrometre, diğer spektroskopik yöntemlerden biraz daha farklı olarak çekirdek uyarımı ve çekirdeğin en iç tarafındaki kabuğu uyarıyor. Nedir? Örneğin bir ICP-OS spektrometresinden bahsediyor olacak olursak, ICP-OS'lerde plazma vasıtasıyla atomları uyarırken en dış yörüngedeki elektronları uyarırız ve onların bir üst enerji seviyesine çıkıp kararlı hale dönmelerinden sonraki ışımaları topluyoruz. Burada ise durum biraz daha farklı. Burada çekirdek uyarımı yapıyoruz. Dolayısıyla çekirdeğe en yakın K kabuğu veya K shell olarak adlandırdığımız shell'den elektronları bir üst enerji seviyesine taşıyoruz. Ve bu elektronlar atomun kararlı hale dönme isteğinden dolayı kararlı hale dönerlerken karakteristik bir ışıma yayıyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi bu ışımanın adı da floresans enerjisi. Peki, bu floresans enerjisini aldık, X ışınlarımızı uyardık numune ile, numunemizi X ışınlarıyla uyardık, ardından floresans enerjisini topladık. Peki karşımıza nasıl bir görüntü çıkacak? Burada sizin için kolay bir görsel olması açısından, daha da kolay anlatabilmek açısından bir numune görselimiz var. Numunenin içerisinde sizin de gördüğünüz gibi demir, arsenik, kalsiyum, zirkonyum gibi birçok element var. Bu elementleri X ışınlarıyla uyardıktan sonra öncelikle X eksenine her elementin karakteristik ışıması olan kanallara bu elementleri yerleştirdik. Örneğin çinko 8,7 kilo elektron volt değerinde bize kanalımıza yerleştirdik. Peki, çinkoyu buraya yerleştirdik ama çinkoyu nasıl okuyacağız biz dersek, çinko ne kadar numunemizde var dersek, işte onun cevabı da çinkonun pik yüksekliği. Dolayısıyla bir
elementin matris içerisinde konsantrasyonun ne kadar olup olmadığına dair bize bilgiyi aslında pik yükseklikleri veriyor. Bu elementin matrisimizde veya numunemizde olup olmadığına dair bilgiyi ise x ekseninden, yani kanallar vasıtasıyla alıyoruz. Peki, EDXRF spektrometreleriyle biz hangi aralıkta çalışabiliriz? Yani periyodik tabloya baktığımız zaman hangi elementler bizim çalışma alanımıza giriyor dersek, aslında bunun birkaç farklı cevabı var ama en genel tanım, en genel, en geniş aralık, flordan uranyuma kadar olan elementlerin, tabii ki soy gazlar hariç, olan elementlerin uyarımı şeklinde söyleyebiliriz. Yani tabii ki bu cihazların, donanımları, kullanılan X-ray tüpleri veya dedektörler veya işte uygulamaya özel farklılıklar gösterebilir. Ama en geniş tanım, flordan uranyuma kadar uyarımımızı yapabileceğimiz yönünde. XRF cihazlarından bahsederken tabii bizler bu cihazları kullanırken veya işte bu cihazları alırken veya bu cihazlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz lazım diye sorduğumuz zaman karşımıza 4 tane, 5 tane ana bileşik çıkıyor, ana bileşen çıkıyor. Bunlardan birincisi X ışın tüpü. Bildiğiniz gibi radyoaktif ışımaların numune üzerine yansıtıldığı parça. İkincisi floresans enerjisinin ve X ışınları uyarımlarının ilerlediği yol boyunca karşımıza çıkan komponentler, ki bunlardan birisi uyarım ortamı, bir diğeri ki çok önemli bir parça polarizasyon ünitesi. Devamında bilgilerin işlendiğini söylediğimiz bir parçamız vardı ki dedektör. Ardından uygulamaya ve isteğe göre değişebilecek bir komponent olan kolimatörümüz var. Devamında ise aslında bu şimdiye kadar saydığımız komponentler veya bileşenler gibi fiziksel olarak cihazda yer almayan, sizlerin ve bizlerin know-how ile geliştirilen bir matematiksel model olan kalibrasyonlar bize yardımcı olacak. X ışın tüpüyle başlayalım. X ışın tüpü temel manada buradaki görselde olduğu gibi aslında bizim X ışınlarımızı ürettiğimiz parçamız. X ışın tüpünün içerisinde neler var? Aslında temel olarak bir katot, bir de anodumuz var. Katota high voltage power supply dediğimiz bir ünite var. Bu bizim için farklı değerlerde akım ve voltaj sağlıyor stabil olarak. Buradan gelen akım ve voltaj değerleri bizim katodumuzu uyarıyor. Katot uyarıldıktan sonra burada hızlandırılan elektronlar anoda yönlendirilip, yönlendirilen elektronlar vasıtasıyla da anottan artık X ışınlarını, bu elektromanyetik dalgaları oluşturmuş oluyoruz. Peki, geçmişte bu iş nasıldı, şu an nasıl yürüyor? Geçmişte amerikyum gibi işte radyoaktif ve belli yarılanma ömrü olan elementlerle X ışınları üretiliyordu. Tabii ki bu elementler, bu X ışın tüpleri çevre için çok duyarlı değillerdi ve aslında işte bunların bertarafı ve atık yönetmeliği çok uzun ve zahmetli işleri gerektiriyordu. Dolayısıyla artık bir önceki görselde de olduğu gibi elektronik olarak, elektronik parçalar vasıtasıyla X ışınlarını üretiyoruz. Farklı anot tipleri var. Burada ben birkaçını sizler için sıraladım. Molibden, paladyum, rodyum gibi ve bunlardan biraz daha farklı ve hassas olarak kullandığımız paladyum ve kobalt alaşımlı gibi. Yani alaşımların, bu bahsettiğimiz anot materyallerin alaşımından oluşturulmuş X-ray tüplerinin anotları mevcut. Bunun öneminden birazdan bahsedeceğim sizlere. Tabii anot materyalimiz var fakat bir de güçten bahsettik. Biz X-ray tüplerinin güçlerinden bahsediyoruz. Farklı çeşitlerde X-ray tüpleri olduğu gibi farklı kapasitelere sahip X-ray tüpleri de var. Yine dediğimiz gibi uygulamaya göre değişiyor. İşte 2,5 wattlıktan 50 wattlığa kadar devam eden güçlerle muhatap olacağız. Tabii güçten bahsetmişken akım ve voltajdan bahsetmemek olmaz. Akım ve voltaj, daha önce de belirttiğimiz gibi her element farklı fiziko-kimyasal özelliklere sahip ve her biri farklı şekillerde uyarılması gerekiyor. O yüzden akım ve voltaj değerleri de bu farklı uyarım koşullarını sağlamamıza yarayan iki etmen. Peki nasıl oluyor bu iş ya da neden farklı türde anotlar var diye soracak olursak, az önce bahsettim, bundan sıkça da bahsedeceğim, belki duymaktan sunum sonuna kadar sıkılacaksınız ama bizim temel üzerinde odaklanmamız gereken nokta bu. Her elementi farklı koşullarda uyarmamız lazım. Literatürün bize söylediği şey bu. Her element farklı fiziko-kimyasal özelliklere sahip olduğundan dolayı her birini farklı şekillerde uyaralım. Örneğin demirin ilk uyarım, ilk floresans enerjisinin yayınlandığı yer, demirin K alfası 6.4 kilo elektron voltken demirin L alfası 0.705 kilo elektron voltmuş. Demirden biraz daha farklı olarak, birazdan işte hafif elementler olarak nitelendireceğimiz silisyum gibi elementler
tek bir ışıma kaynağına sahip. Yani tek bir orbitali olduğundan dolayı veya işte dışında tek bir shell olduğundan dolayı tek bir ışıma yapıyorlar. Dolayısıyla bunların L alfası yok, sadece K alfaları ile ilgilenmemiz gerekiyor ki bu da 1.74 kilo elektron voltmuş. Peki neden farklı türde anotlar var sorusunun cevabına şimdi gelelim. Burada iki tane kare içerisinde sizin dikkatinizi çekmek için koyduğumuz bildirimler var. Rodyumun L alfası ile klorun K alfası fark ettiysek birbirine çok yakın kanallarda çıkmış. Dolayısıyla bir X-ray tüpü düşünelim. Bu X-ray tüpünün anodunun rodyum olduğunu varsayalım. Rodyum ışıması numune üzerine yayılınca tabii ki ne olacak? Muhakkak surette bizim spektrumumuzda rodyum ışımasını da biz görüyor olacağız. Rodyumun K alfasını gördüğümüz zaman mecbur rodyumun L alfasını da göreceğiz. Ve rodyumun L alfası o kadar yüksek olacak ki birinci seviye uyarım elementi olduğundan dolayı klorun K alfasını baskılayacak. Buna interferans diyeceğiz ilerideki slaytlarda. Dolayısıyla yani aslında şunu anlıyor olmak lazım. Anodu rodyum olan bir X-ray tüpüyle içerisinde klor olan bir numuneyi uyardığınız zaman klordaki hassasiyetiniz çok fazla düşecek. İşte bu yüzden biz uygulamaya da tabii bağlı olarak paladyum ve kobalt alaşımlı yani alaşımlı tüpleri kullanımını öneriyoruz. Yani nasıl bize avantaj sağlayacak dersek burada paladyumun interfere ettiği, paladyum aşımasının interfere ettiği bir element varsa paladyum aşımasını kesip kobalt aşımasını numune üzerine yönlendirebiliriz. Bu bize çok daha farklı alanlarda ciddi estetikler sağlayacaktır. Neden farklı güçlerde X ışın tüpleri var diye sorduğumuzda az önce de bahsetmiştik. Güç akım çarpı voltaja eşit. Her elementi farklı şekilde uyarmak istiyorsak ve her element farklı voltaj aralıklarında bizlere sinyal veriyorsa, dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Uyardığımız her element için akım ve voltaj değerlerini değiştirmemiz lazım. Güç eşittir akım ve voltajdı. Dolayısıyla güç ibaresi ne kadar büyükse akım ve voltaj çeşitliliğimiz ve aralığımız o kadar fazla olacak. Yani uygulamak istediğimiz, çalışmak istediğimiz elementlerin özel uyarım koşullarına o kadar yaklaşmış olacağız. Peki, neden farklı güçlerde X ışın tüpleri var sorusunun cevabını aslında biraz önce vermiştik ama bir sonraki slaytlara hazırlık maksadıyla bu bilgilerden de bahsetmek lazım. Ne demiştik? Literatür bize farklı uyarım koşulları sağlamamız gerektiğinden bahsediyordu. Şimdi literatürün bize söylediği bazı elementer gruplar var. Bunlardan en önemlisi hafif element grubu. Yani işte orbitalinde tek shell olan, çekirdeğe yakın tek bir shell olan elementler bunlar. Ki bunlar da işte florla klor arasındaki elementler genel olarak veya sodyum klor arasındaki elementler. Bu elementleri uyardığımız zaman bize çok zayıf floresans enerjileri verme eğilimindeler. Neden? Elektron afiniteleri çok zayıf. Yani elektron ilgileri çok düşük. Dolayısıyla uyarımlara karşı hassasiyetleri biraz zayıf. Yani uyarıldıktan sonra çok ciddi ışımalar alamıyoruz biz bunlardan. O yüzden ne yapıyoruz? Çekirdek uyarımını güçlendirmek maksadıyla akımı yüksek uygulayıp voltajı düşürüyoruz. Peki, ağır elementlerde ise ne yapıyoruz? Nasıl bir davranış sergiliyoruz? Burada ise akımı düşürüyoruz, voltajı artırıyoruz. Neden? Ağır elementlerin çok fazla orbitali var, çok fazla şeyli var. Dolayısıyla bunlar zaten bizlerle etkileşime geçmeye hazır elementler. O yüzden ne yaptık? Background'umuzu gereksiz yükseltmek yerine zaten bize hazır etkileşim vermeye hazır elementler var. O yüzden voltajımızı artırıp akımı düşürdük. Dolayısıyla her element grubu için farklı şekillerde özel koşullar hazırlamış olduk. Bir diğer önemli komponentimizin de uyarım ortamı olduğundan bahsetmiştik. Uyarım ortamı niçin önemli? Bu bize az floresans enerjisi yayımlayan elementler, işte hafif element grupları. Bu zaten çok az bir enerjiyle uğraştığımız için bu element gruplarında uyarıldıktan sonra ne yapıyoruz? Onların bulunduğu, onların çalıştığı ortamı temizlemeye çalışıyoruz. Yani bu ortam içerisinde, X ışınlarının yöneldiği ortam içerisinde karbon, azot, oksijen gibi gazlar bu floresans enerjisini absorplamasın ve bizim hassasiyetimizi düşürmesin diye numunenin şekline göre ortamı inert hale getirmek için ya helyum ya da vakum kullanıyoruz. Neden bunlar birbirinden farklı dersek toz numuneler için veya sıvı numuneler için vakum ortamı sıkıntı yaratabileceğinden dolayı
Orada helyum kullanıyoruz. Şeklinin bozulmayacağını düşündüğümüz metal gibi, değerli metal gibi veya katı numunelerde, hazırlanmış örneklerde vakum ortamını kullanıyor ve tercih ediyor olacağız. Bir diğer önemli komponentimiz de polarizasyondu. Sıklıkla üzerinde duracağız, bahsedeceğiz. Performansı artıran yegane komponentlerden bir tanesi. Hemen sol tarafta EDXRF cihazlarında kartezyen geometriye bir örnek var. Burada polarizasyon ünitesi kullanılmamış. Yani X-ray tüpünden çıkan tüm ışımalar tamamıyla numune üzerine yönlendirilmiş ve devamında dedektörde oluşan floresans enerjileri toplanmış. Dezavantajımız ne? Hemen buradaki spektrumda görülebileceği üzere kırmızı alan bizim background'umuzu işaret ediyor. P1, P2 ve P3 elementlerinde seçiciliğimiz azalmış, dikkat edelim. O yüzden biz ne yapıyoruz? Tabii bunun arkasında çok ciddi kuramlar var, Bragg-Barclays açılımları gibi, ama burada temel olarak bahsedecek olursak tüpten çıkan ışınları numuneye yönlendirmeden evvel bir target kullanıyoruz. Bir kristal kullanıyoruz. Bu kristalle X ışınlarını fokuslayıp direkt numune üzerine yönlendirip ardından ışımalarımızı dedektörde topluyoruz. Avantajımız ne oluyor? Sol taraftaki spektruma göre sağ taraftaki spektrumda çok daha düşük bir background'la uğraşıyoruz. Dolayısıyla elementlerin pikleri çok daha seçici. Bizler tarafında bakıldığında çok daha seçici, çok daha güzel, çok daha uygulama yapılabilir duruyor. O yüzden polarizasyondaki asıl amacın spektral background'u düşürmek ve bizler tarafında uygulama kalitesini artırmak olduğunu söyleyebiliriz. Polarizasyonla yapılmış iki farklı örnek var burada. Daha doğrusu polarizasyon ve direkt uyarımla yapılmış tek bir örnek var burada. Sarı spektrum direkt ışımayla numunenin uyarıldığı bir spektrum bize gösterirken, mavi spektrum ise polarizasyonla aynı numunenin uyarılmış spektrumunu bize gösteriyor. Burada fark ettiyseniz background'umuz ciddi manada düşmüş. Evet, selenyum örneğinden gidecek olursak selenyumun intensitesi de düşmüş. Yani selenyumu daha az uyarabilmişiz. Ama fark ettiysek selenyumun buradaki seçici olarak, yani pikin görünürlüğü ve pikin kalitesi artmış. Dolayısıyla şunu söyleyeceğiz burada. Pik bölü background ratio oranımız polarize uyarımda artmış. O yüzden çok daha kaliteli bir spektrumla burada uğraşıyoruz. Bir diğer önemli komponentimiz dedektördü. Şimdiye kadar uyarımlarımızı yaptık. Sağlıklı bir ortam da hazırladık uyarımlarımız ve uyarımdan sonraki ışımalar için. Daha sonrasında ne yapacağız? Artık bu ışımaları toplayıp kendimizi veri halinde dönüştürmemiz lazım. Bunun için de dedektör dediğimiz parçayı, komponenti kullanacağız. Her elementi uyardık ve bu elementlerden çıkan floresans enerjisi dedektörün üzerine düştü. Dedektörün üzerine bu floresans enerjileri düştükten sonra her biri bir akım sinyali oluşturacak ve bu sinyalleri alıp elektronik sinyallere artık dönüştüreceğiz. Hemen buradaki görselde de fark edeceğiniz üzere dedektörden gelen sinyalleri aldık. Hemen bir spektrum hazırlıyoruz. Bu spektrumun X ekseninde daha önceden de bahsetmiş olduğumuz gibi enerji kanalları var. Yani her elementin, burada da fark edebilirsiniz, kahverengi elementin kanalı hemen baş tarafta çıkarken yeşilinki sonlara doğru çıkmış. Dolayısıyla her elementi kanallarına göre ayırdık. Bu kanallara göre ayırma işleminde MCA dediğimiz çoklu kanal analizörü vasıtasıyla yapıyoruz. Peki, kanallara ayırdık. Peki elementlerin şiddetlerini ve konsantrasyonlarını görmek için nasıl bir bilgi lazım bize? Dedektöre gelen akım sinyallerini matematiksel sinyallere dönüştüreceğiz. Bunlara da count per second veya count diyeceğiz. Yani birim zamanda aldığımız sinyalleri de y eksenine yerleştirip artık gerçek spektrumumuzu oluşturacağız. Dedektöre hazır değinmişken, dedektörde önemli bir, yani siz kullanıcılar tarafında veya biz aplikasyoncular tarafında uygulamanın kalitesini ve seçiciliğini belirleyen önemli bir bilgi daha var. Çözünürlük diyelim biz buna. Eskiden proportional counter dedektörler vardı. Bunların çözünürlük değerleri rakamsal olarak büyük ama kalite olarak çok zayıflardı. Burada spektrumda siyahla görebileceğiniz spektrum aslında pik diyelim, proportional counter dedektörü simüle ediyor. Yani bu dedektörle biz numunelerimizin okumalarını yaparken o kadar yayvan, o kadar geniş pikler alıyorduk ki diğer elementlerin veya yanında yöresindeki farklı elementler varsa onları görmemizi engelliyordu, bizi baskılıyorlardı. Devamında pin diyot dedektörler geliştirildi. Buradaki ifadeden de görebileceğiniz gibi 240 elektron volt çözünürlüğe sahiplerdi. Tabii farklı aralıklarda da değişiyordu bunlar ama
bir önceki dedektör teknolojisinden çok daha iyiydi ve burada spektrumda kırmızı ile ifade ettiğimiz alan. Yine yayvan bir pikle uğraşıyorduk. Dolayısıyla artık günümüzde de kullanılan çok daha teknolojik ve çok daha çözünürlüğü başarılı bir dedektör geldi. Silisyum drift dedektör dediğimiz çok başarılı bir çözünürlük değerine sahip. Birçok element için çok sağlıklı okumalar sağlıyor bize. Burada gördüğünüz gibi ayrımlar çok net. Dolayısıyla her elementi kendi bölgesinde çok sağlıklı bir şekilde inceleme olanağı sunuyor. Dolayısıyla dedektörlerde muhakkak çözünürlük değerleri biz aplikasyoncular ve siz kullanıcılar tarafında çok ciddi önem arz ediyor. Bir diğer fiziksel komponentimizin kolimatör olduğunu söylemiştik. Hatta hatırlarsanız bu kolimatörün biraz daha böyle opsiyonel olduğundan, uygulamalara göre çok spesifik bir komponent olduğundan bahsetmiştik. Nedir kolimatörümüz? Burada X ışın tüpümüz var. X ışın tüpüyle numune arasına giren aslında bir komponent bu. X ışını ile numunenin arasına girdiğinde farklı açıklıklarda X ışınlarının numune üzerine yayılmasını sağlıyor. Örneğin çok küçük bir numune ile uğraşıyorsak en baştaki kolimatörü kullanacağız. Ardından çok daha küçük bir alanı uyarı olacağız. Eğer büyük bir numunemiz varsa çok daha geniş bir alanı uyarmak istiyorsak daha büyük açıklığa sahip bir kolimatör seçerek uyarımı yapabiliriz. Buradaki görsel X ışınlarına tepki veren bir film. Burada en küçük kolimatörün bakın ne kadar küçük bir alanı uyarmış. Görsel olarak bu şekilde sizlere sunmak istedim. Devamında biraz daha büyük ve en büyük kolimatöre geçildiğinde artık kolimasyonun önemini bize net bir şekilde gösteriyor olacak. Niçin bizim için önemli diye sorduğumuz zaman elektrik elektronik sanayinde Rohs analizleri var örneğin. Çok küçük komponentlerle çalışmamızı gerektiren numuneler geliyor bazen. İşte örneğin buradaki PCB board'da işte bir işlemciyi uyarmak çok zor bir iş değil aslında. Büyük bir kolimasyonla bunu yapabiliriz ama şurada hemen görebileceğiniz küçük kondansatörler var veya küçük rezistörler var. Bunları etrafındaki diğer komponentleri uyarmadan uyarmamız gerekiyor. Dolayısıyla çok küçük bir kolimatörle bu uyarma işlemini yapmamızı sağlıyor. Sadece elektrik elektronikte mi? Hayır. İşte örneğin mineralojik çalışmalar yapıyorsanız bir damarı, çok incecik bir damarı, bir kaya içerisindeki incecik bir damarı uyarmak isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Veya değerli metal sektöründeki işte paydaşlarımızın sıkça kullandığı ve onlar için çok ciddi önem arz eden yine bir komponent bu. Bilmiyorum aramızda evli veya nişanlı olanlar vardır, yüzüklerimize bakalım. Çok büyük numuneler değil aslında bunlar. Bakın burada sizin için bir görselin fotoğrafını çektik. Cihaz programından alınmış bir görsel bu. Yüzük küçük olmasına rağmen onun içerisinde çok küçük bir alanı burada uyardık ve buradan sonuçları aldık. Dolayısıyla elinizde bir metal var, değerli bir metal ve bunun fiyatını belirlemek istiyorsanız, işte burada fiyatlarını genelde belirlemeye çalışırlar altın rafinerileri. Bu tarz uygulamalarda da yine kolimatörler bizim için kurtarıcı niteliğinde olabilir. ADX-RF cihazlarından şimdiye kadar çok bahsettik ama çok fazla görsele yer vermemiştik. Burada Spectron'un MyDex modeli var. Daha çok bu bahsettiğimiz uygulamalar üzerinde çalışan bir cihaz. İçeriye uyarım haznesinin içerisine numuneyi bıraktıktan sonra software'dan direkt numunemizi görüntüleyip onun üzerine fokuslanıp analizlerimizi başlatabiliyoruz. Aslında kullanımı da çok kolay sistemler XRF cihazları. Devam edelim. Bizim en sevdiğimiz kısma geldik. Yani kalibrasyon. Bir aplikasyoncunun en çok uğraştığı veya işte kullanıcının en çok tanımakta zorluk çektiği veya uygulamalarına göre özelleştirdiği kısım. Yani aslında şöyle demek lazım. Cihazı radyasyon ölçüm cihazından artık spektrometreye dönüştürmek için kullanılan kilit bileşen. Şimdiye kadar spektrumlarımızı oluşturduk. İşte X eksenine kanalları, elementlerin kanallarını koyduk. Y eksenine bu elementleri, okuduğumuz elementlerin şiddetlerini verdik. Buradan da biz ne yapacağız artık? Kalibrasyon eğrisine geçeceğiz. Örneğin buradaki elementlerden bir tanesini alalım. Şurada görmüş olduğumuz pikin bir standart okuması yaptık ve burada gördüğümüz demir için şu piki aldığımızı varsayalım. Bu kalibrasyon eğrisini demir için oluşturuyoruz. Dolayısıyla demir için sıralı bildiğimiz konsantrasyonları X eksenine işleyeceğiz. Örneğin %1'lik demir, %2'lik demir, %3'lük demir diye ilerleyeceğiz. Devamında da %1'lik demir için standartımızdan aldığımız intensiteyi Y eksenine işleyeceğiz. Dolayısıyla karşımıza birinci dereceden bir fonksiyon çıkacak. Burası çok önemli. Gittiğimiz yerlerde bazen görüyoruz hani üstel fonksiyonlar oluyor. Kesinlikle yanlış.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu. Kalibrasyon eğrisi çizdiğimiz zaman kesinlikle karşımıza fx eşittir ax artı b cinsinden birinci dereceden bir fonksiyon çıkıyor olması lazım. Dolayısıyla bu eğriyi çizdiğimiz zaman bir r kare değeri elde edeceğiz. Bu r kare değeri oluşturduğumuz eğrinin doğrusallığını bize ifade ediyor olacak. Ne kadar doğrusal bir eğri oluşturduysak o kadar sağlıklı bir kalibrasyon yaptık anlamına gelecek. Kalibrasyondan bu kadar bahsettik. İleride kullanacağımız bazı terimler var. İşte kalitatif, kantitatif gibi. Bir elementin veya bir numunenin analizini yapıyoruz. Bu numunenin analizinden sonra kendimize sorduğumuz soru, bunun içerisinde demir var mı yok mu ise, bu analize kalitatif analiz dedik. Peki, demir var ama ne kadar var diye kendimize sorunun cevabı ise kantitatif analizler olacak. XRF cihazlarının işte burada bizim hani laboratuvarda kullanmayı çok sevdiğimiz bir cihaz olmasının en büyük sebebi kalitatif ve kantitatif çalışmanın yanında yarı kantitatif çalışmalar yapılabilme imkanı da bize sağlıyor. Yarı kantitatif çalışmalar belki size şu an uzak geliyor olabilir ama ilerleyen zamanlarda bundan bahsedeceğim. Elinizde hiçbir veri olmadan, hiçbir standart olmadan hem kalitatif hem kantitatif sonuçlar almanızı sağlayan matematikler üzerine kurulmuş metotlardır bunlar ki XRF'i gerçekten her laboratuvarda ciddi manada kurtarıcı rolüne sokan çalışmalar bunlar. Kısaca bir özetleyecek olursak şimdiye kadar geldiğimiz noktayı, doğru bir çalışma için, hassas bir çalışma için X ışın tüplerinden bahsettik. Uyarım öncesi ve uyarım sonrası aldığımız ışımaların ilerlediği yol olan kartezyen geometriden bahsettik. Yani işte uyarım ortamından bahsettik. Ardından dedektörümüz ve dedektörün çözünürlüğünün ne kadar önemli olduğundan bahsettik ve en son kalibrasyonla XRF spektrometresini bitirdik. Şimdiye kadar her şey çok güzel. Elinizde çok başarılı bir cihaz var. Çok iyi bir cihaz aldınız. Kalibrasyonunuz, her şeyiniz tamam ama burada bir soru devreye giriyor. Her şeyi cihaz mı yapacak? Hayır, tabii ki her şeyi cihaz yapmayacak. Kalibrasyonlarla beraber biz kullanıcılar tarafına düşen önemli noktalardan bir tanesi de doğru numune hazırlığı. Şimdi dilerseniz doğru numune hazırlığına ve hazırlık uygulamalarına biraz değinelim. Niçin bizim için bu kadar önemli bu hazırlama süreci? XRF cihazlarında aslına bakılırsa her şekil, boyut ve yapıdaki numunelerin yüzde ve ppm mertebesinde analizlerin yapılabilir. Ve bunları tahribatsız bir şekilde yapıyorsunuz. Yani tahribatsızdan kastımız ne? Bir numuneyi uyardık. Uyarım sonrası numunemizde herhangi bir deformasyon olmuyor. Bu bizim için gerçekten çok başarılı bir şey. Peki, her türlü numuneyi mi analiz edebiliriz? Evet, gerçekten her türlü numuneyi analiz edebilirsiniz. Şu an birçoğumuzun kulağında kulaklıklar var veya elimizin altında mouse'lar var. Elinizin altındaki mouse'u olduğu gibi XRF cihazına koyup o mouse'un elemental analizini yapabilirsiniz. Veya burada belirtildiği gibi farklı sektörler için işte mineralojik çalışmalar yapabilirsiniz. Maden cevher üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Veya daha önce de bahsetmiştik parmağımızdaki bir yüzüğün veya değerli bir metalin analizini yapabiliriz. Veya bunlardan çok daha farklı olan işte petrol uygulamalarının üzerine çalışabiliriz. Veya ilaç ve gıda gibi diğer gruplarda da yine çalışabiliriz. Peki ne kadar hassas çalışabiliriz? Evet, cihazlarımız gayet iyiydi. Ne kadar hassas çalışacağımızın cevapları da aslında biraz da bizlere kalıyor. Yani ne kadar iyi numune hazırladığımıza bakıyor. Şimdi az önce de belirttiğimiz gibi doğrudan analiz yapabiliyorduk. Yani katı sıvı ve toz numunelerde direkt analiz yapabiliriz. Örneğin elinizde düzgün yüzeyli bir metal var veya pürüzlü bir metal var. Bunu biraz zımparalayıp biraz düzeltip XRF cihazına direkt doğrudan bir şey koyup analizini yapabiliriz. Peki elimizde toz bir numune varsa, toz numuneler için literatürün bize söylediği bir şey var. Mümkün olan en yüksek hassasiyete ulaşmak istiyorsanız lütfen numunenizi 60 mikron altına kadar öğütün. Böyle bir öğütmeden sonra numunemiz nispeten daha homojen olacağından dolayı daha sağlıklı bir analiz yapacağız. Peki toz numunelerimizi çok daha sağlıklı bir şekilde analiz etmek istiyoruz. Ne yapacağız? Nasıl bir yönteme başvurmamız lazım? İşte o zaman presleme metoduna gidebiliriz. Numunemizi aldık, 60 mikron altına öğüttük. Bir bağlayıcı ile karıştıracağız ki bunlar genelde wax ve türevler oluyor, organik bağlayıcılar oluyor. Basınç altında pres, bir hidrolik pres altında bir kalıp vasıtasıyla bunları presleyip aynı efervesan tabletler gibi düşünebilirsiniz. Efervesan tabletlere dönüştürüp cihazımıza gönderebiliriz. Veya
çok çok hassas analizler yapmak istiyorum. İşte ben sahadan cevher çıkartıyorum ve bunların üzerinden bir para kazanıyorum ve bunların hassasiyeti benim için çok önemli dersek, işte o zaman 60 mikron altına öğüttüğümüz numuneleri alacağız. Lityum tetraborat veya metaborat dediğimiz eritiş kimyasallarıyla hafif bir karıştırdıktan sonra 1000-1200 dereceler arasında eritişlerini yapacağız. Bunların ne demek olduğuna çok daha fazla değineceğim. Ama onun öncesinde sizlere bir bilgi vermek istedim. Kartezyen geometriden hep bahsettik XRF cihazlarında. Geometrinin olduğu yerde de muhakkak açıları konuşmamız lazım. Yani buradaki görselde de olduğu gibi numunemizin üzerine X ışınlarını gönderdikten sonra aynı açıyla yine dedektöre ulaşmasını isteriz. Neden bunu istiyoruz? Eğer numunemizi uyardıktan sonra bu ışınlar dedektöre gitmek yerine çok daha farklı yerlere dağılırsa biz çok daha düşük intensitelerle muhatap oluruz. Olması gerektiğinden çok daha düşük konsantrasyonlar veya yüksek konsantrasyonlar karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla hassasiyeti etkileyen faktörlerden bir tanesi geometri. Dolayısıyla XRF cihazlarıyla çalışırken bu geometriyi bozmayacak şekilde de numunelerimizin yüzeylerini de pürüzsüz hale getirmemiz lazım. Şimdi toz numunenin bir görselini hazırlamaya çalıştım sizler için. Sol tarafta iri taneli bir toz numunemiz var. Sadece fark ettiyseniz X ışınları mavi tozlar, granüller üzerine gelmiş ve morları hiç uyaramadan ortamı terk etmiş. Biraz daha öğütmüşüz. Nispeten daha homojen bir yapı var. Daha küçük partiküllerle çalışıyoruz ama burada da homojenizasyonun tamamlanmadığından dolayı işte bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Veya nispeten daha homojen bir öğütme sağladık. Ama sağladığımız bu öğütme işleminden sonra numunemizin arasında boşluklar kaldı. Bu boşluklarda tabii ki daha önce de bahsetmiştik, sunumun ilk zamanlarını hatırlayalım. Karbon, oksijen, azot gibi elementler bizim floresans enerjilerimizi absorbluyorlardı. Dolayısıyla dedektöre ulaşmadan sönümlenmesine sebep oluyordu. O yüzden bu numunenin içerisindeki boşluklarda bizim istemediğimiz, numunenin yaydığı floresans enerjisinin dedektöre ulaşmadan sönümlenmesine sebep olacak etmenlerden bir tanesi. Tam da bu yüzden zaten presleme metodu geliştirildi. Presleme metodunda bu miktarlar değişebilir, değişkenlik gösterebilir. Belli bir miktarda uygulamamıza göre şekillendireceğiz tabii ki bu miktarları. Belli miktarda numunemiz var ve bu numuneyi bağlamak için kullandığımız bir bağlayıcı, box var. Bunları fiziksel olarak bir baget vasıtasıyla karıştırdıktan sonra 5 veya 20 ton basınçlarla, bu aralıkta da kullanılabilir tabii ki, basınçlarla ne yaptık? Bir kalıp içerisinde basınç uyguladık. Ardından karşımıza bir pelet çıktı. Çok daha düzgün yüzeyli. Dediğim gibi az önce de bahsettiğim işte efervesan tabletler gibi düşünebilirsiniz bunları. Peki bunlarda her şey çok mu iyi, her şey çok mu başarılı? Tabii ki hayır. Her metodun biraz daha iyisi var. Burada gördüğünüz gibi evet homojen, nispeten homojen bir yapı. Numune arasındaki boşluklar bayağı bir azalmış. Ama tabii ki homojenizasyon sonuna kadar sağlanamadı veya işte numunemizin yüzeyi tam olarak pürüzsüz değil, geometride aksaklıklara sebep olabilecek. Dolayısıyla ben biraz daha hassas çalışmak istiyorum, benim uygulamalarım çok hassas diyen bir kullanıcıysanız, numuneniz de buna uygunsa eritişe gideceğiz ama onun öncesinde pres numunelerinde karşınıza çıkabilecek başka bir problem. Bu bağlayıcı ile numunenin tam olarak karışamama ihtimalleri bazen karşımıza çıkıyor. Sonuçta ikisi de katı, hatta biri organik, biri genelde mineral yapı oluyor. Dolayısıyla bunlar tam manada karışamıyor. O yüzden yine homojen bir uyarım elde edemiyoruz. Dolayısıyla çok daha hassas bir çalışma yöntemi olan eritiş metoduna geçiyoruz. Her numune eritiş yapılır mı? Tabii ki hayır. Numunemizin de uygun olması lazım. Ama eritiş metodunu kısaca tanımlayacak olursak, işte belli bir miktar numune alıyoruz ki bu miktar eritiş kimyasalından çok daha düşük. Alıyoruz, lityum tetraborat veya metaborat dediğimiz eritiş kimyasalları ile fiziken karıştırdığımız numuneyi platin bir krozenin içerisine alıyoruz. Platin krozenin içerisine aldığımız bu karışımı 1000-1200 derecelere kadar çıkartabilecek ya bir fırın ya da bir eritiş cihazı, yani doğrudan sıcaklık uygulayabilecek, direkt krozeye sıcaklık uygulayabilecek bir cihazın içerisine alıyoruz. Ardından
erittiğimiz bunu mu neler artık bir kalıba döküldükten sonra ve soğuduktan sonra bildiğiniz gözlük camı kıvamında çok güzel bir cam halini alıyor. Hatta içerisindeki elementlerin renklerine göre de renkleri değişiyor birçok numunenin. Ardından aldığımız bu numuneleri de XRF cihazının içerisindeki tablaya, numune tablasına koyup kapağımızı kapatıp analizlerimizi başlatıyoruz. Eritiş ve eritiş cihazlarının biraz böyle gözünüzde canlanması için oradan bir fotoğraf alıp koydum. Bilmiyorum bir şeyler canlandırabildik mi gözünüzde ama burada görmüş olduğunuz şey aslında akkora hale gelmiş bir platin kroze. Tabii ki bunun içerisinde lityum tetraborat ve numunemizin karışımı var. Artık içerisinde lav kıvamında bunlar. Eritiş tamamlandıktan sonra krozemiz bir mekanik kol vasıtasıyla kalıbın üzerine dökülecek. Ardından soğumaya bırakılacak ve bu kalıptan aldığımız numune artık bizim gerçek numunemiz olacak ve en hassas şekilde okumaya hazır olacak. Evet, her şeyi düzgün yaptık, eritişimizi yaptık. Başka karşımıza problem çıkabilir mi? Maalesef çıkabiliyor. Bunlardan birincisi ve en önemlisi aslında matris etkisi. Matris etkisi sizin numune hazırlamanızla veya işte kalibrasyonda yaptığınız hatalardan çok daha bağımsız bir etki. Numunenin tamamen kendi kimyasıyla, kendi kompozisyonuyla alakalı. Bunu da simüle etmek için hemen basit bir görsel üzerinden anlatalım. Tüpümüzden çıkan ışınlar numunemize yönlendirilmiş. Hatta numune içerisindeki altın atomunu bulup onu da uyarmış. Normalde altın atomu uyarıldıktan sonra direkt olarak detektöre yönlenmesi lazım floresan sinerjisinde ama maalesef yakınında belki de yüksek konsantrasyonda olan bir bakır elementi var. Bu bakır da bizim altından yayılan floresans enerjimizi absorbluyor. Dolayısıyla bu matrix etkisi sizin uyarımınız sonrasında almayı beklediğiniz floresans enerjisinin tamamını almanızı engelliyor. O yüzden ne yapmak lazım? Gerçekten numune hazırlıklarıyla belki bir şekilde matrix etkisini tolere etmek lazım veya yaptığımız, oluşturduğumuz kalibrasyonlarda bu etkileri en aza indirmeye çalışıyor olmak lazım. Şimdi hem sizler için kısa bir ara olur hem de XRF cihazları nedir ne değildir bir de Amerikalıların gözünden bakalım istediğim için küçük bir video koydum. Belki aranızda CSI New York dizisini izleyenler olmuştur. Oradan bir kısa bir video. Buyurun beraber izleyelim. Ellerindeki cihaz Spektro marka bir L-tip spektrometresi, XRF cihazı. These side walls are made of a lead steel alloy. They keep the heat in. This middle panel is copper, a heat conductor. Harding's intent was to cook his victims to death. Bakın burası çok enteresan. Az önce metal panoları çok uzaktan ölçtüler. Şimdi de yaptığı şey harika. Hem eline X ışınları yönlendirdi hem de oksijeni okuyabildiğini iddia etti. Klasik Amerikan bakış açısı. Tabii XRF böyle bir cihaz değil. Bu kadar uzaktan ölçümler alıp işte böyle her şeyi anında bize sonuç olarak verebilecek bir cihaz değil. Tamam, mucize cihaz olarak bahsettik ama bir Amerikalı gibi de tabii ki her şeyi okuyabileceğimizi de iddia edersek açıkçası biraz bilimle ters düşmüş oluruz. Şimdi sunumumuza kaldığımız yerden devam edelim. Artık yeni bir konu başlığına geçmiş olduk. Konu başlığımız spektrumların değerlendirilmesi. Her şeyi çok güzel bir şekilde yaptık. Numunemizi okuduk, hazırladık. Ve elimize bir spektrum geçti. Bu görseli hatırlayanlarınız olacaktır. Sunumun en başında vermiştik bunu. Numunemizi uyardık. Numunemizin içerisindeki arsenik, demir, çinko, kadmiyum, vanadyum uyarıldı. Uyarıldıktan sonra da spektrumumuzun X eksenine kanallar olarak yerleşti. Devamında her bir element kendi konsantrasyonu ve yaptığı ışıma kadar Y eksenimize impulse ya da hatırlayalım count olarak, şiddet olarak yerleşti. Ve artık spektrumumuzu hazırladık. Peki biz bu spektrumu bakınca ne anlamalıyız, nelerine dikkat etmeliyiz noktasında
neler konuşmalıyız dersek, bizim için spektrumda çok dikkat edilmesi gereken bir iki tane püf nokta var. Özellikle siz kullanıcılar tarafında not alma imkanımız varsa, hatta bunu not alalım. Bizim için mucize dediğimiz iki tane pik var. Bize birçok konuda fikir verebilecek, gerçekten işte olay mahallini aydınlatabileceğimiz pikler bunlar. Hemen şu sağ tarafta gördüğünüz, sizin için işaretlediğim pik, Rayleigh piki. Hemen onun sol tarafında gördüğümüz yayvanca pik, Compton piki. Bu Compton ve Rayleigh pikleri, X ışınları numunenize yönlendirildikten sonra karakteristik olarak matris saçılımı yaparlar. Yani matris saçılımı derken biraz böyle daha doğru ifade etmek gerekirse, örneğin bir plastiği uyardıysanız farklı bir Compton intensitesi alacaksınız. Bir ilacı uyardıysanız, bir göz damlasını uyardıysanız farklı bir Compton ve Rayleigh pozisyonlaması ve intensitesi alacaksınız. Veya bir yağı uyardıysanız farklı alacaksınız. Dolayısıyla biz muhakkak standartlarımızı, kalibrasyonumuzun içerisindeki numuneleri ve okuduğumuz numuneleri Compton ve Rayleigh piklerini karşılaştırarak kontrol etmeliyiz. Biraz daha detay verecek olursak, biraz daha gözünüze canlandırmak istiyorum aslında bu süreci. Sağ taraftaki görsele bakalım. Burada white oil dediğimiz bir baz yağ numunesi var. Baz yağın 100 ppm'lik çinko için verdiği, şimdi 100 ppm'lik çinkoyu aldık, bir baz yağın içerisine koyduk. Burada yeşille belirttiğimiz gibi bir Compton piki verdi bize. Aynı 100 ppm'lik çinkoyu aldık, etanolün içerisine koyduk. Sarıyla gösterdiğimiz şekilde bir Compton piki verdi bize. Halbuki her seferinde de aynı seviyede çinkomuz var bizim. Veya aynı çinkoyu aldık, suyun içerisine koyduk. Çok daha farklı bir tepkime verdi. Yani buradan ne anlamalıyız? Biz Compton ve Rayleigh piklerine bakarak numuneler hakkında bilgi sahibi olmasak dahi doğru karşılaştırmaları yapabiliriz. Örneğin bir kalite kontrol laboratuvarında çalışıyorsunuz. Elinizde kendi fabrikanızın ürünü var. Bir de benchmark yapmak istediğiniz bir ürün var. Yani ürün kalitelerini karşılaştırmak istiyorsunuz. Ama gerçekten bu iki ürün birbiriyle aynı mı? Gerçekten doğru formülasyonlar yapılmış mı? Veya benim ürünümle aynı mı? Sorusunun cevabı aslında Compton ve Rayleigh piklerinin birebir örtüşmesinde yatıyor. Eğer iki ürün birebir örtüşüyorsa, evet elementer olarak bazı farklılıklarınız olabilir ama temel manada formülasyonlarınız ve işte ne diyelim yapınız aynıdır diyebilirsiniz. Veya çok daha önemlisi, işte bir kalibrasyon eğrisi çizdiniz. Kalibrasyon eğrinizi çizdikten sonra bir metot oluştu. Okumak istediğiniz numuneyi bu metotta doğru şekilde okuyabilir miyiz? Sizin cevabı o metodun içerisindeki standartlarımızla okumak istediğimiz numaranın Compton ve Rayleigh pikini karşılaştırmaktan geçiyor ki zaten şimdi o örneklere geçeceğiz. Burada iki farklı numune var. Bu iki farklı numune aynı metotla okunmuş. Aynı metotla okunduğunda bakın fark ettiyseniz yine aynı noktada ben sizler için kolaylık olması için Rayleigh pikimizi işaretledim. Rayleigh'imiz burada, Compton pikimiz burada. Burada bir mavi bir de kırmızı spektrum var ama Compton ve Rayleigh pikleri birebir örtüşüyorlar. Dolayısıyla artık biz şu yorumu yapacağız. Lacivert pikimiz metodumuzda kullandığımız standartlardan bir tanesi olsun. Kırmızı spektrum ise bizim bu metotta okumak istediğimiz numune olsun. Dolayısıyla bu numunenin sonucu gerçekten doğru mu? Veya doğru sonuç mu aldım? Ben gerçekten bu metotla doğru bir iş mi yaptım derseniz, evet doğru bir iş yapmışsınız. Çünkü neden? Compton standardınız ve numunenizin Compton ve Rayleigh pikleri birbiriyle tamamıyla örtüşüyor. Peki örtüşmediği durumda nasıl bir görsel karşımıza çıkıyor? Nasıl spektrumlarla uğraşıyoruz? Yine iki farklı spektrumumuz var. Birisi kırmızı olan standardımız olsun, lacivert olan bizim numunemiz olsun. Bakın backgroundları birbirinden farklı olduğu için belki fark edemiyorsunuz ama birçok elementte aslında aynı yerlerde pikler almışız. Ve nispeten intensiteleri de birbirine yakın. Ama Compton ve Rayleigh pikleri farklı intensitelerde çıkmış ve birbiriyle örtüşmemiş. Dolayısıyla bu metodun içerisinde lacivert spektruma sahip numuneyi siz okuttuysanız maalesef yanlış bir iş yaptık. Dolayısıyla aldığımız kantitatif sonuçlara çok güvenmememiz lazım. Artık bu spektruma daha uygun standartlar bularak daha doğru bir metot üzerinde çalışmamız gerektiğini sinyalini veriyor aslında bize.
İlerleyelim. Sunumun diğer aşamalarına geçmeden önce tekrar bir bilgiyi, belki duymaktan sıkıldığınız bir bilgiyi size hatırlatmak durumundayım. İşte her elementin farklı fiziko-kimyasal özellikleri olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla her elementi de farklı uyarım koşullarında incelememiz gerekiyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Hemen buradan sizin için bir metot görseli paylaştım. Spektro CPOS cihazının bir metodu bu. Bu metot içerisinde sodyumdan bizmuta kadar farklı elementler uyarılmış. Sizin de fark ettiğiniz gibi her element veya element grubu farklı renklerle nitelendirilmiş. Örneğin sodyum, magnezyum gibi elementler mavi uyarım koşulunda çalışılmışken, antimon, tellür gibi elementler farklı bir uyarım koşulunda çalışılmış. Bu ne aktarıyor bize? Buradaki bilmiyorum şunları görebiliyor musunuz ama sodyum, magnezyum gibi elementler hatırlayalım. Neydi? Hafif elementlerdi bunlar. Dolayısıyla bu elementleri uyarmak için voltajı düşük, akımı yüksek tutuyorduk. Dolayısıyla biz ne yapmışız bu metodu hazırlarken? Sodyumla klor aralığındaki elementlerin en hassas okunması için, en hassas şekilde değerlendirilebilmesi için voltajımızı düşük tutmuşuz. Yani 3 kilo elektron volt altında çalışmışız. Peki ağır elementlerde neler yapmışız? Elektron afiniteleri yüksek olan elementlerde, uyarıma hassas elementlerde bunları çok daha yüksek voltajlarda çalışmışız. Dolayısıyla akımı düşürmüşüz. O yüzden her elementi farklı alanlarda çalışmamız gerektiğinin görsel olarak da desteklenmiş hali burada. Peki spektrumlarda nasıl etkiler yaratıyor bizde? Bu görseli aklınızda tutmanızı rica edeceğim sizden. Burada yine spektro CPOS cihazıyla bir kil numunesi çalışılmış ve bu ve bundan sonra göstereceğim iki spektrum da aynı numunenin spektrumu. Aynı numunenin okumasına ait. Şimdi numuneleri farklı alanlara dağıttığımızdan dolayı sodyumla kükürt arasındaki elementleri, dedekte ettiğimiz elementleri biz 3 kilo elektron volt altında çalışmışız. Ve çok da iyi yapmışız çünkü çok sağlıklı pikler almışız burada. Fark ettiyseniz her element çok seçici bir şekilde çıkmış. Yani alüminyum silisten ayrılıyor, silisin intensitesi muhteşem. Herhangi yanındaki bir elementi baskılamamış. Çok sağlıklı bir şekilde ayırt edilebilir bir pik. Peki, devam ettiğimizde potasyumla krom arasındaki elementleri uyarmak için ne yapmışız? 3 ila 6 kilo elektron volt arasında çalışmışız. Ve burada da yine sağlıklı ve seçici pikler, karakterli pikler ortaya çıkmış. Peki devam edelim. Size aklınızda tutun diye rica ettiğim bir görsel vardı. Hatırlayalım. Şimdi voltaj değerimizi 6 ila 19 kilo elektron volt arasına çıkardığımızda demir ve kurşun arasındaki hatta stronsiyum arasındaki elementleri bakın çok güzel bir şekilde uyarmışız. Her biri bize çok güzel görüntüler vermiş ama bakın bu voltaj değerlerinde uyarılan magnezyum, silis, kükürt gibi elementler iki önceki görselde spektrumda ne kadar düzgün bir şekilde çıkmıştı hatırlayalım. Burada çok kötü bir görüntü var. Yani elektronik gürültünün ve background'un baskılamasına maruz kalmışlar. Yani aslında bu spektrumlar bize şunu söylüyor. Lütfen okuduğunuz numuneleri içerisinde hangi elementler varsa ve hassas çalışmak istiyorsanız o elementleri uygun aralıklarda okuyalım. Dolayısıyla 19 kilo elektron voltta uyarılmış bir silis ile siz sağlıklı bir spektrum elde etme çabasındaysanız maalesef yani burada çok daha düşük voltaj değerlerine gidip çok daha yüksek akımlara çıkmamız lazım ki şurada olduğu gibi sağlıklı pikler alalım. Peki. Hep işte spektrumlardan, kanallardan ve intensitelerden bahsettik. XRF cihazı bize sadece spektrum mu veriyor? Hayır. Az önce spektrumlarını gördüğünüz kil numunesinin kantitatif sonuçları bunlar. Gördüğünüz gibi işte burada %2,6 sodyum dedekte edilmiş. İşte %25'lerde, %60'larda okumalar var. Bir de bunların yanında 0,03 yüzde konsantrasyonlar var. Yani 320 ppm magnezyum var. Ki magnezyumun bir hafif element olduğunu düşünürsek gayet sağlıklı sonuçlar bunlar. 320 ppm belki çok daha düşük konsantrasyonlarda çalışmak istenilen yerlerde yüksek konsantrasyon gibi gelebilir sizlere. Fakat burada çinko oksite bakılırsa bakın 15 ppm'lik bir çinko oksit analizi var burada. Dolayısıyla XRF cihazlarını hatırlayalım en başı. Hem ppm hem de yüzde mertebesinde sağlıklı analizler yapabiliriz demiştik. Örneğin çok yüksek konsantrasyonlarla muhatap olunan bir sektördeyseniz ne olabilir bu? İşte
atık yağ sektöründeyseniz, çok yüksek mertebede işte kükürt pikleriniz varsa ICP spektrometresine gidebilirsiniz. Ama yüksek konsantrasyonlar oradaki numune hazırlık sürecinden ve seyretmelerden dolayı bizlere hata verecek. Veya %70'lik, 80'lik çinko okumak istiyorsanız işte hayvan yemi ve gübre tarafında veya işte kozmetik tarafında çalışan firmalarda sık rastlanan problemler bunlar. %80'lik bir çinkoyu analiz etmek istiyorsak ICP kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Ama %80'lik konsantrasyonu okuma aralıklarına sokmak için ne yapmak lazım? En az 10.000 kat seyreltmek lazım. Belki 100.000 kat. Ama XRF'de ise durum öyle değil. Hem yüksek konsantrasyonları hem düşük konsantrasyonları tek seferde okumanızı ve hassas okumanızı sağlayan bir yöntem. Burada ICP veya işte diğer disiplinler kötü demek değil tabii ki bu. Sadece doğru uygulamalarda doğru cihazları kullanalım ve kullandığımız cihazın avantajlarından biraz bahsedelim ve bilelim. Devam edelim. Peki ya standardımız yoksa? Tabii ki standardınız varsa en sağlıklı çalışmaları yaparsınız. Örneğin bir ilaç numunesi veya işte ekstraktı üzerinde, bir etken madde üzerinde katalizör kalıntılarını araştırmak istiyoruz. Dolayısıyla organik bazda hazırlanmış şeylerle, standartlarla kalibrasyon derecesini çizersiniz ve harika sonuçlar alırsınız. Peki ya elinizde hiç bilmediğiniz, hakkında hiçbir fikriniz olmayan numuneler varsa ve standardınız da yoksa, işte o zaman başta bahsettiğim gibi yarı kantitatif metotlar, XRF'in yarı kantitatif matematikleri bizim imdadımıza yetişiyor olacak. Burada bu süreç nasıl ilerliyor? Tabii ki yarı kantitatif metotların işte çok fazla bilinmeyenle uğraşmasından dolayı matematiksel modelleri ve içerisinde kullandığımız işte matematikler biraz daha karmaşık. Ama temel olarak şunu yapıyor. Matrisi algılıyor. Numunemizi matrise göre seçici bir şekilde davranıyor. Devamında bize en sağlıklı sonucu vermek için çalışıyor. Piyasada belki duymuşsunuzdur, fabrika kalibrasyonu diye de adlandırılıyor bu yarı kantitatif uygulamalar. Ve bu uygulamalar, yani bu metotlar doğru uygulama becerileriyle, iyi numune hazırlıklarıyla gerçekten çok sağlıklı sonuçlar verebilir. Bunların bazılarının da sonuçlarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Burada spektro-turbo-kuant metodu, örneğin bu yarı kantitatif metotlardan bir tanesi. Bu metot temelde şunu yapıyor. Hani bahsettiğim iki tane pik vardı, hatırlayalım lütfen. Compton ve Rayleigh pikleri. Ne demiştik? Bu Compton ve Rayleigh pikleri numunemizin matrisine ve yapısına dair bize işaretler veriyor demiştik. Bu turbo kuant metodu numunemizi okumaya başladığı anda numunenin hangi matriste olduğunu Compton ve Rayleigh pikine bakarak algılıyor. Örneğin bir plastik analiz ediyorsak cihaz Compton ve Rayleigh pikine bakarak şunu diyor bize. Evet, bu plastik numunesi dolayısıyla kütüphanesine gidiyor. Plastikle ilgili ne kadar standart varsa onları alıp matematiksel hesaplamalarını o şekilde yapıyor. Dolayısıyla mümkün olan, yani bilinmezlerin içerisinde mümkün olan en doğru sonucu bizlere vermeye çalışıyor. Veya işte Spectro Fundamental Parameters dediğimiz metot. Keza bu da işte metaller özelinde geliştirilmiş bir metot. Metallerin yine aynı şekilde bazı işte birkaç tane ufak tefek matematikle geliştirilmiş metot. Bu metaller üzerine çok hassas sonuçlar verebiliyor bize. Şimdi bir turbo kuantla alınmış bir örnekten bahsedeceğim size. Kantitatif bir sonucu paylaşacağım. Bir ilaç firması için yaptık bu çalışmayı. Kendileri bizlerle bir göz damlası numunesi paylaştılar ve bunun içerisinde civa konsantrasyonunu görmek istediğini söylediler. Tamamen yarı kantitatif bir metot, standartsız bir metot. Bakın, fark ettiyseniz burada 0.9 olması gereken değeri biz 0.6 ppm olarak yakalamışız. Yani bu kadar düşük bir konsantrasyona sahip numune için harika bir sonuç. Düşünseniz, elinizde hiçbir veri yok, hiçbir bilgi yok. Numune tamamen üçüncü bir şahıs tarafından size iletilmiş ve bunun içerisinde ne olduğu ve ne kadar olduğunu anlamanızı isteyen bir soru var karşınızda. Dolayısıyla XRF burada size gerçekten doğru cihaz ve doğru uygulamayla çalışıyorsanız çok sağlıklı sonuçlar verebilecek disiplinlerin kesinlikle başında gelen yöntemlerden bir tanesi. Bir diğer çalışma örneği, aramızda bilmiyorum altın rafinerilerinde veya değerli metal sektöründe çalışanlar var mı, ama sertifikalı bir altın numunesiyle çalıştığımız bir metot var burada. Yine yarı kantitatif bir metot, spesifik olarak bizim kalibrasyon eğrisi çizmediğimiz metot bu. 772 milyemlik, yani bu tabir belki yabancı gelebilir sektör dışındakilere, ama %77.2'lik altını
%77,18 bulmuş. Yani sadece 0,2 miliem veya başka bir tabirle 200 ppm sapma ile bulmuş cihaz. Harika bir sonuç. Buradaki sapmamızı düşünebiliyor musunuz? Yani %0,2'lik bir sapmadan bahsediyoruz. Hiçbir standardınız yok, hiçbir bilginiz yok. Yine değerli metallerle uğraşan meslektaşlarımız farkındadırlar. İridyum onların uğraşmayı en sevmediği numunelerden bir tanesidir. Elementlerden çok pardon bir tanesidir. İridyum yüksek altının olduğu yerlerde altınla karmaşık bir pik sergiler, altınla karışık bir pik sergiler ve siz iridyumu altın gibi görebilirsiniz. Dolayısıyla maalesef bunu piyasada kötü kullananlar ve altının içerisine iridyum karıştırıp işte rafinerilere vermeye çalışanlar var. Dolayısıyla bu ayrım onlar için çok önemli. Bakın iridyum %0,35 yani 3,5 miliyem olması gerekirken bu metotla 3,56 miliyem bulunmuş. Yani çok cüzi bir farkla doğru sonucu kaçırmışız. Yani sapmamız sadece %0,62. Harika bir sonuç. Dolayısıyla şuna geliyoruz. Aslında gerçekten elinizde iyi bir cihaz, iyi bir metot, iyi bir aplikasyon varsa çok sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz bilinmezlerin içerisinde kaybolmadan. Sonuç olarak belki sizleri biraz fazla yorduk. Uzunca da bir zamanınızı aldık. Bir genel bir değerlendirme yapacak olursak kesinlikle doğru cihazımızın olması lazım. Doğru cihaz neleri gerektiriyor? Uygulamaya uygun, uygulama özelinde geliştirilmiş bir X-ray tüpü, uygulamaya uygun bir kartezyen geometri, yüksek çözünürlük ve kapasitede bir dedektöre ihtiyacımız var. Tabii ki bunlar cihazın bize sundukları. Bizler neler yapacağız? Hem biz aplikasyon tarafında çalışan kişiler, hem sizler bizatihi numunelerle uğraşan kişiler olarak doğru numune hazırlayacağız, doğru metotlar hazırlayacağız. Peki bunlar nasıl yapacağız? İşte burada en önemli şey sürdürülebilir aplikasyon ve servis desteği. Bu noktalarda bizler sizleri sonuna kadar destekliyor olacağız. ADXRF cihazlarından ve cihazlardan çok fazla bahsettik ama belki bu cihazları daha önce kullanmamış veya işte görmemiş meslektaşlarımız ve katılımcılar olabilir aramızda. Bu vesileyle size farklı kategorilerdeki cihazları paylaşmak istedim. Az önceki videoda da izlediğimiz cihaz aslında bu L tipi bir spektrometre. Saha uygulamalarında genelde kullanılıyor. İşte metal, maden ve plastik bazı numunelerde sahadaysanız ve anında sonuç almak istiyorsanız evet güzel ve mantıklı sonuçlar verebilecek bir cihaz Spektro X-Sort. Yine sahadaysanız aynı zamanda sahayı da laboratuvarınıza taşıyorsanız kullanabileceğiniz bir cihaz Spektro Scout. Hem yağ uygulamalarında hem madencilik uygulamalarında, metal ve değerli metal uygulamalarında sıkça kullanılan, hatta yanlış hatırlamıyorsam Almanya BASF'de bir proseste 8 tane kullanılıyor bu cihazdan, SpectroScout'tan. İlaç ekstraksiyonun yapıldığı fabrikalardan birindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Spectromidex serisi laboratuvar tipi bir ADXRF spektrometresi, değerli metaller, elektrik elektronik numuneler, daha çok aslında şekli bozuk ve düzeltilemeyen numuneler üzerinde çalışılan bir cihaz. Çok öyle laboratuvarınızda yer kaplayacak işte çok hantal cihazlar değil bunlar. Gayet küçük cihazlar. Burada gördüğümüz bizim Ar-Ge ekibimizden Astrid arkadaşımız, kendisi 1.75 civarlarında, oradan belki kestirebilirsiniz. SpectroCube var. SpectroCube aslında birçok uygulamayı bünyesinde barındırıp size çok farklı sonuçlar verebilecek bir cihaz. Hem şekli bozuk numuneler, hem maden, cevher, sıvı numuneler, hem ilaç, gıda gibi numunelerde çalışmanızı sağlayacak bir sistem. Bir de high-end dediğimiz işte en üst segment cihazlar var ki SpectroCPOS. Hem yüksek çözünürlüklü bir dedektöre sahip, hem alaşımlı bir tüpe sahip. Dolayısıyla çok farklı çeşitlikteki uygulamaları tek seferde yapıp sağlıklı sonuçlar almanıza sağlayabilecek bir cihaz. Gıdada, atıklarda, metallerde, sıvı petrol numunelerinde ve değerli metallerin tamamında çalışabileceğini bir sistem. Çok daha fazla şeyden bahsetmek isterdim size. Çünkü XRF cihazları gerçekten hem üzerinde konuşması çok keyifli. Bilmiyorum, umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hem çok keyifli hem de çok geniş bir dal. Yani bugün konuşmaya başlasak emin olun haftalarca üzerine konuşabiliriz. O yüzden biraz böyle kaplama kalınlığı ölçüm noktası biraz böyle zayıf kaldı. Onun farkındayım. Aramızda kaplama kalınlığı ile ilgili soruları olan varsa lütfen bana
ulaşsın. Hatta sorularını da iletebilirsiniz. Evde XRF cihazlarıyla kaplama kalınlığı da ölçüm yapabiliriz. Bu noktada size Bowman markasıyla destek veriyor olacağız. Beni dinlediğiniz için BES Mühendislik adına ve şahsım adına size de çok teşekkür ederim. Bana dilediğiniz zaman burada yazılı olan mail adresimden her daim ulaşabilirsiniz. Burada sadece cihazlarımız hakkında değil, varsa sizlere yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz noktalarda da ulaşırsanız sizlere seve seve yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağım. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Orhan Bey, dilerseniz. Orhan Bey, bu keyifli sunum için teşekkür ederiz. Soluksuz dinledik. Çok Ben teşekkür verimli ederim. olduğunu düşünüyorum. Birkaç tane soru var. Bunları biz sırayla size sorayım. Lütfen buyurun. Gülsün Hanım, bu slaytların paylaşılacak mı diye sormuş ama biz YouTube kanalımızda zaten bunları belirli bir süre sonra yayınlıyoruz. Bu linkten izleyebilirsiniz. Yani slaytı paylaşıyor musunuz diye bir soru gelmiş. Paylaştığım YouTube kanalından arkadaşlar bunun tekrarını izleyebilirsiniz. Slaytlar şirket içi slaytlar olduğu için Aha. paylaşmamayı tercih ediyoruz. Şöyle bir destek verebilirim. Gülsüm Hanım'dı sanırım. Umarım yanlış söylemişimdir ismini. Gülsüm Hanım'ın varsa ilerleyen süreçte belki özel bir çalışma kapsamında bu bilgilerden faydalanmak isteyebilir. Bana mail adresinden lütfen ulaşın Gülsüm Hanım. Varsa ihtiyacınız olan bilgiler ben size destek veriyor olacağım. Hiç çekinmeden ulaşabilirsiniz bana. Kübra Hanım, 20. slide'da çözünürlük değerlerini biraz daha geniş açıklayabilir misiniz diye bir soru sormuş. Tabii Reklam ki. okuduğumda 20. slide'a geçebiliriz. Tabii ki. 20. slide'ımızı açalım. Kübra Hanım demiştiniz, değil mi? Evet, Kübra Hanım böyle bir soru sordu. Kübra Hanım merhabalar. Daha doğrusu Kübra Hanım şahsında aklına belki bu soru takılıp sorma şansı olamayan diğer katılımcılar. Teşekkür ederim bu soru için. Şimdi çözünürlük değerleri biraz hızlı geçtik sanırım. Kusura bakmayın. Çözünürlük değerleri şöyle. Biz ne demiştik? Spektrumlarımızı oluştururken piklerimizin birbirinden ayrılmasını isteriz. Piklerimizin birbirinden ayrılması için de her pikin, her elementin çok dar alanlarda çalışmasını isteriz. Yani örneğin buradaki mangan pikini varsayalım. Buradaki mangan piki şuradan da sanırım değil mi? Ben şeyler çizmek istiyorum. Şöyle, tamam. Şuradaki mangan pikinin şu şekilde geldiğini varsayalım. Böyle bir çözünürlük değerine sahibiz. Yani çok yayvan bir pik aldık. Ve maalesef diyelim ki şurada da benim okumak istediğim bir elementin piki vardı. Dolayısıyla mangan piki yayvan olduğundan dolayı ben burada okumak istediğim bu elementi maalesef okuyamadım. Belki de hiç göremedim spektrumumda. Yani varlığı yokluğu benim için aynı. Hiçbir şey anlayamadım. Dolayısıyla bu çözünürlük değeri, yani şuralarda belirttiğimiz değerler, evet rakamsal olarak belki büyük ifadeler ama bu çözünürlük değeri rakamsal olarak ne kadar küçükse şuradaki genişlik o kadar daralıyor. Yani şuradaki yeşil spektruma o kadar yaklaşıyoruz biz. Bunun full width half depth dediğimiz bir kuram var. Pikin yüksekliği ve genişliğinin hesaba katıldığı bir korelasyon bu. Dolayısıyla aslında biz şunu söylüyoruz. Şunu bilmeliyiz. Buradaki değer ne kadar küçükse o kadar dar spektrumlarda o kadar dar piklerle çalışıyoruz. Dar piklerle çalıştığımız için de herkes kendi yerini, her element kendi yerini biliyor ve haddi olmayan diğer elementlerin yerini aslında baskılamıyor diyelim. Umarım açıklayabilmişimdir. İbrahim'e şansımız var mı? Şimdi genel sohbeti birazdan açacağım Rıdvan Bey. Orada tekrardan yorumlarını yazabilecek arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. Onu da Bengü Hanım soruyor. Rıdvan Bey, Rayleigh ve Compton saçılmaları karakteristik olarak Matrix yaptıklarında istediğimiz sonuç normalden çok mu farklı çıkıyor? Bir dakika. Teşekkürler Bengü Hanım soru için. Şimdi aslında şöyle Compton ve Rayleigh pikleri karakteristik olarak saçılıyorlar. Yani karakteristik olarak saçılıyor derken örneğin elimin altındaki mouse'u aldım. Cihazımın içerisine koydum ve analizi başlattım ben. Bu mouse şu an plastik bir mouse ve cihaz bunun plastik olduğunu nasıl anlar diye sorduğumuz zaman karşımıza Rayleigh ve Compton pikleri çıkıyor. Müsaadenizle biraz bekleteceğim sizi. Ben şuradan bu şeyi bulayım, slayta geçeyim. Buralarda olacaktı. Evet. Şimdi
Compton ve Rayleigh piki ne dedik? Bizim okuduğumuz numunenin özelinde saçılım yapan pikler. Aslında bizim spektrumumuzun ve numunemizin geneli hakkında bize bilgi veriyor. Şimdi Compton, ben tam olarak soruyu hani çıkartamadım ama genel manada anladığımı ifade edeyim burada. Şimdi matris oluştuktan sonra zaten bizim, yani şimdi numunemizin bir matrisi var. Değil mi? Numunemizin içerisinde işte %10 demir var, %5 vanadyum var, %60 silis var diyelim. Bu bizim numunemizin matrisi. Bu numunemiz uyarıldıktan sonra bu numunenin tümünün bize verdiği bir tepki aslında Compton ve Rayleigh pikleri. Dolayısıyla bu Compton ve Rayleigh piklerine biz bakarak şunu söylüyoruz. Ha, benim numunemin geneli silis bazlı bir yapı. Dolayısıyla bu silis bazlı yapıya uygun ben standartları kullanmalıyım deyip bu şekilde bir yorum yapabiliyorum. Şurada ne demiştik, bir sonraki slide'da da gösterelim. Burada bakın iki farklı spektrum var. Bir tanesi lacivert, bir tanesi kırmızı. İki farklı konsantrasyona sahip spektrumlar bunlar ama numunenin genel matrisi ne diyelim mesela? İkisinde de belki %70'ler mertebesinde silis olduğundan dolayı ya da ikisi de kuars numunesi diyelim. İkisi de birbirine çok yakın matrisler olduğundan dolayı Compton ve Rayleigh pikleri birbiriyle örtüşür vaziyette çıkmış. Ama bir sonraki numunemize geçtiğimiz zaman Compton ve Rayleigh piklerinin örtüşmediğini gösteriyor. Yani aslında bu şu demek. Yani şu kırmızı Compton piki ile Rayleigh pikinin olduğu matris, yani olduğu numune belki bir yağ numunesi, lacivert Compton ve Rayleigh pikine sahip olan numune yani matris belki de bir plastik numune. Dolayısıyla bu ikisinin Compton ve Rayleigh pikleri örtüşmemiş. Yani umarım soruyu doğru anlayıp doğru cevap ulaştırmışımdır size. Begüm Hanım'dı galiba. Lütfen şey yapamadıysam, cevaplayamadıysam veya siz doğru soruyu soramadıysanız yine bana mail adresimden ulaşın. Yine size destek veriyor olacağım ben. 28. slide, toz haline getirme işlemi nasıl yapabiliriz? Mesela sıvı azotta parçalama gibi mi? Çok güzel bir soru. Orayı biraz hızlı geçtik. Dediğim gibi yani sizleri çok bunaltmamak adına ben çok geniş bir konu, çok geniş konuyu biraz şey yaptım. Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalıştım. Buradan bahsediyoruz galiba. İşte toz numune oluşturma işlemi. Toz numune oluşturma işlemi aslında birçok farklı şekilde yapılabilir. İşte birçoğumuzun laboratuvarında olan agat havanlarıyla döverek yapabiliriz. Veya işte halkalı öğütücülerimiz varsa halkalı öğütücülerle bunları yapabiliriz. Numuneye bu iki halkanın arasına, aslında şu değirmen gibi de düşünebilirsiniz. İki taşın arasına konmuş numunenin çevirerek ezilmesi gibi düşünebilirsiniz. Veyahut da iki tane halkanın arasına koyulmuş ve hareket eden halkaların arasında numunenin ezilmesi gibi de düşünebilirsiniz. Burada farklı çözümler var. Herzog markasıyla burada sizlere destek oluyoruz. Yani agat havanı eğer laboratuvar küçük ölçekli çalışmalar yapacaksak, evet agat havanıyla çalışabiliriz. Sıvı azotta parçalama bazı numunelerde kesinlikle gerekli oluyor. Örneğin plastik numuneleri belki toz haline getirmek istiyorsak. Şimdi plastik numuneleri toz haline getirmek biraz zor. Bu XRF için belki ihtiyacımız olan bir numune hazırlama şekli olmayacak ama belki buradan işte ICP'ye geçmek istiyorsak, işte toz haline getirmek istiyorsak, numuneyi sıvı azotu daldırıp katı hale getirdikten sonra işte kriyojenik kaplarda da yapılıyor bu işlemler. Kriyojenik kaplarda numuneyi öğütmemiz gerekiyor. Zor bir işlem, meşakkatli bir işlem ama tabii ki numuneye bağlı tabii ki bu yapmak istediğiniz işlem. Bu esnada ben de kısa bir anket paylaşmak isteyeceğim. Bu anketi sunumumuzdan memnuniyetinizi 1'den 5'e kadar ben burada seçenekler koyuyorum. Belirtirseniz çok memnun olurum. Bu değerlendirmeye bakarak da bir sonraki eğitimlerimizi, web seminerlerimizi planlamaya çalışacağız. İlginiz için tekrar çok teşekkür ederim. Lütfen aklınıza takılan bir şeyler olursa bana ulaşın. Mail adresimden muhakkak ulaşın. Hiç çekinmeden sizlere cevap veriyor olacağım. Özge Demirel, daha önce hiç bitki çalışması yaptınız mı diye bir soru soruyor Rıdvan Bey. Ne çalışması çok pardon? Bitkiyle çalışma yaptınız mı diye soruyor Özge Demirel. Bitkilerle bizatihi çalışma şansımız olmadı ama bitkilerin yetiştirildikleri topraklarda çok fazla çalışma yaptık. Bitkilerde yapılan çalışmalar genelde çok daha düşük konsantrasyonlarda olabiliyor.
Eğer yüksek konsantrasyonlardan bahsediyorsak, yani yüksekten kastım işte gördük XRF cihazlarıyla 0.6 ppm'lere kadar düşebiliyoruz. Bu konsantrasyon seviyelerinden bahsediyorsak evet, tabii ki çalışabiliriz. Ben bizatihi çalışmadım ama bu besleme noktasında çok fazla çalıştık. Yani besleme süreçlerinde, gübrelerde, topraklarda çok fazla çalıştık, hala da çalışıyoruz. O noktada varsa sorularınız, size hem aplikasyon raporu paylaşabilirim hem de tecrübelerimizi aktarabilirim. UV spektrometre ile yapmıştım ancak çok hassas değil diyor. XRF'e göre böyle bir yorum yapmış aslında, bir soru değil. XRF'e göre evet, çok hassas değil diye bir yorum gelmiş. Aslında UV spektrofotometrelerde de farklı çalışmalar yani elzem olduğu yerler var. Tabii ki XRF çok daha zahmetsiz ve nispeten daha hassas bir metot. Örneğin elimizde bir krom numunesi varsa, krom elementinin işte ne kadarının hexavalent, ne kadarının trivalent olduğunu görmek istiyorsak burada UV spektrofotometreye geçmek tabii ki elzem. Ama hassasiyet noktasında tabii uygulamaları bir değerlendiriyor olmak lazım. XRF birçok spektroskopik yöntemin başlangıç noktası olduğu için ben çok beğeniyorum, çok da severek kullanıyoruz. Eğer dediğin gibi yine bu spektroskopik yöntemle şunu da yapabilir miyim diye sorularınız varsa veya nasıl yaparım diye sorularınız varsa dediğimiz gibi her zaman bizlere ulaşabilirsiniz.